Gönül dostlarım, şimdi Avrupa'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla Türkiye'deki Aleviliğin okullarda ders olarak uygulanmamasının içindeki yatan problemin temelinde Türkiye'deki bulunan Alevi örgütlerinin kardeş Avrupa Alevi örgütleriyle beraber koordinasyon içerisinde çalışarak Avrupa'da bulunan Alevi kurumlarının Avrupa'da yaşayan Alevi çocuklarına nasıl okullarda Alevilik üzerine haftada bir gün birer ders veya ikişer ders verilebiliyorsa, ayrıca eğer bir şehirde yeteri kadar Alevi çocuğu yoksa bir okulda, birkaç okulda taşıma usulü çocukların bir araya gelerek Alevi kökenli bir öğretmenle o çocukların kendi inançlarını kendi dillerinde, kendi öğretilerinde ve kendi kültürlerinde yaşama hakkı vermiştir. Bu Avrupa insan haklarının kendi inancını yaşamasına tanınan fırsattır. Türkiye'de bu kanuna, yasaya imza koyduğuna göre Türkiye'deki Alevi örgütlerinin de bir araya gelerek, düşünerek o kardeşlerin, kardeş kurumların yapmış olduğu öğretim sistemini, referantı bir araya alarak Türkiye'de uygulamalarının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de buna fırsat verilmiyor. Türkiye'de akıl herkesin ya şiileştirilmesi veyahut da sünnileştirilmesi gerekiyor. Ama kadim inançtır. Bin yıllarca defa biz bu topraklarda inancımızı koruyarak dağlara, taşlara sığınarak yaşatmışız ve bunu da hala Alevi dedeler olarak yaşatmaktayız. Bizim temel ilkemiz nasıl Avrupa'daki ilkokula başlayan çocuklarımızın mümkün olduğu kadar cemevlerine toparlayıp bunlar okula giderken bir duayla okula göndermemiz veya her perşembe günü o çocuklara duayla lokma dağıtmamız, pay etmemiz, okula yeni başlayanlara silgi, kalem, cetvel vesaire kalemlik vererek ona da bir inanç merkezinin olduğunu, kendisinin oraya bağlı olduğunu, haftada bir kere ders gördüğünü, örneğin nasıl Katolikler kiliseye, Efendiler kiliseye gidiyorsa, Sünniler camiye gidiyorsa, Alevilerin de cemevine ait olduğunu, cemevinin bir inanç merkezi olduğunu bilmeleri gerektiğini için yapılan bu hizmetin Türkiye'de yapılmasının hiçbir sakıncası olmadığını ve Alevi örgütlerinin bununla beraber diyalog içinde çalışarak yapması gerektiğini inanıyorum.